Şöyle fikirde olanlar var tabi Yani başta e, Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin eski başkanı. Harika. Unuttum. Teşekkür ederim. A Spor'da yayınladık biz onu. Ben İzledim, okudum da, okudum da satır söyleyeyim. satır. Harika. Hatta yazdım yarınki köşemde birinci madde o. Kutluyorum seni Sayın Yıldırım dedim. Ki siz Aziz Yıldırım'la en çok eleştiren <laughs> kişiyim en çok Eleştirenlerden be. birisiniz. Şöyle diyor. E, dinlemeyenler ve izlemeyenler için söyleyelim. Düzce'de İftar organizasyonuna katılıyor başkan ve orada diyor ki biz diyor sahadan diyor niye çekileceğiz diyor. Yani mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Yasal yollar neyi bize veriyorsa onu yapacağız. Hatta en son başkan şunu diyor. Bu takım bu formunu koruduğu sürece Galatasaray'ı da onların stadında yener, şampiyonda olur diyerek bayağı da inancını da dile getiriyor. Ama sahadan asla çekilme yani şöyle diyenler var çünkü şimdi bazı Fenerbahçelilerde de katılanlar var. Saygı duyanlar var. Evet bu protesto amacına ulaştı diyenler var. Bir kısım da şöyle diyor. Yani biz aslında Galatasaray'a da hiçbir şey yapmadan, taş atıp kolunu bile yormadan bir kupayı armağan etmiş olduk bu hamleyi yaparak. Ezeli rakibimize, en çok çekiştiğimiz, mücadele ettiğimiz rakibimize bedavadan tabiri caizse bir kupa vermiş olduk. Bunun pişmanlığını yaşayanlar da var. Siz mesela tam tersi bir durum olsa Galatasaray böyle bir karar almaya e, karar verse nasıl değerlendirirdiniz? Ya ben bir öncelikle eleştiririm ya. Ben kendi adımı. Ben Ünal Bey'i eleştirmiştim. Yani sahaya çıkmıyorsun ama çıkacaksın abi. Sağda kaybet. Sağda kaybet. Yani gitmenin bir anlamı yok. Çık. Mesela Fenerbahçe sahaya çıktı. Bir dakika iki dakika durdu. Sağdan ayrıldı. Ama sen mesela Galatasaray olarak Türkiye Kupası'nın şey lig şampiyonluğu için sada gitmedin. Ben bildiğim kadarıyla Ergin Ataman ve oyuncular gitmek istediler. Hatırla İstanbul Spor Başkanı takımı sağdan çekerken yabancı oyuncu yalvardı ayaklarına evet. kapandı ya. Yapma oynayalım dedi. Sen onu da dinlemedin. İşte bu başkanların ile orantılı. Kusura bakma yani bazı başkanların egosu var kirlerin hakkına birilerinin adına bu kadar karar veremezsiniz bu işlerde. Onu söylüyorum. Bugün Fenerbahçe'li futbolcular da çıkalım oynayalım demişler. Samandıra'dan gelen bilgi bu. Yanlışsa ben bilemem. Fenerbahçe'li arkadaşların, Fenerbahçe'li muhabirlerin bizim gazetede sorup öğrendiğim bilgi bu. Benim değil. Ali Bey gitmiş konuşmuş Samandıra'da. Kaptanlar, oyuncular, teknik et oynayalım demişler. Oynatmadı. Neyin protestosu bu? Ne geldi eline? Ne değişti? Maç ertelenmedi. Yabancı hakim gelmedi, gelmedi. Sen e, bir sene ceza alacaksın şeyden Türkiye kupasından yanılmıyorsam bir hatam varsa düzeltin. Öyle biliyorum. Ee, Süp, yani önümüzdeki sezon bir kere Süper Kupada Galatasarayın olması kesinleşti. Onu da söyleyelim. Çünkü Fenerbahçe şampiyon olursa eğer seneye diyelim Galatasaray ikinci oldu. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe Süper Kupaya çıkamayacak. Galatasaray ikincilik kontenjanından oynayacak. Bir kere orada da Galatasaraya bir kupa daha alma. Şansı doğmuş olacak. Türkiye kupasında olmayacak, bildiğim evet. kadarıyla. Oradan e, da çekileceklerini söylüyorlar zaten. Çek, e, onu, İki yıl olmayacağız. Olabilir, ziyarlar. onlardır ama bu doğru bir yönetim şekli değil. Bu bir gerçek var yani. Tek Ali Bey yönetiyor Fenerbahçe'yi. Diğer ise ben yönetim kurulu üyesi olsam karşı çıkarım. Ama Ali Bey de şöyle demez mi? Ben 26 bin kişi topladım oraya. 26 sordum. bin kişi. 26 bin kişi verdi. ne demek istedi? Ne yetki verdi? Niçin geldi oraya? Likten çekilmek için. Öyle değil mi? Likten çekme kararını onaylatmak için geldi oraya Ali Bey. Yani Üç sonuçta ay sonra yeniden ya, değerlendireceğiz. Sonuçta bu mesela. işi ya bunun e, bunun ne kadar ne fatura getireceğini e, Fenerbahçe ileride göreceğiz. Ben bilemem şu anda. Ben Fenerbahçe camiası Kemal abi gibi tanımam, Gürcan gibi tanımam açık konuşuyorum. Ama bunun mutlaka ki bir artçı e, depremleri olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu yaşananların sonuçta ben futbol adamı olarak bir yorumcu bir gazeteci olarak ben yazıda yazmıştım. Aynısı gerçekleşti. Yapmayın dedim. E, gitmeyin çünkü Avrupa'ya rezil olacağız dedim. Avrupa manşetlerden ayırmadı bizi. Komik dediler, skandal dediler. E, bunu diyorsun ki mesela kim yaptı bu çekilmeyi? Kim yaptı? E, Fenerbahçe yaptı. Avrupa bunu Fenerbahçe olarak e, şey yapıyor, tanıtıyor. E, şimdi sen yarın... E, maçım var şeyde Yunanistan'da. Öyle değil mi? E yani şimdi bu bu şekilde davranış biçimleri çok doğru değil. Ki, yani büyük takımların böyle Avrupa'da bunun kararını veren başka bir kulüp olduğunu ben hatırlamıyorum. Varsat sen de takip ediyorsun Avrupayı. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Ha, olaylar yaşarsa bak ben Fenerbahçe adına şunu söylüyorum. Arkasında kesinlikle ona destek verirdim. Fenerbahçe takımı. Eğer ki Trabzon'daki yaşanan olaylarda. 2-0 içeri girip girdikten sonraki ona olaylar sırasındaki gol olmamıştı hatta. Biliyorsun meşale atıldığında. Evet. Fenerbahçe'li futbolcular ve heyet içeri girselerdi Fenerbahçe yüzde bir milyon haklı olurdu. Çünkü Fenerbahçe oynayamıyor ki top. Acayip taraftar baskısı var var. Her şey atılıyor. Şu atılıyor bu atılıyor. Sadece hakemle bu iş olmaz. Çekersiniz girersiniz. Esas orada da masaya yumruğunu vuracaksın. Haklısın çünkü. Aa kardeşim benim oyuncuma su atılıyor benim oyuncuma patlayıcı atılıyor benim oyuncuma meşale atılıyor Kalecimin suratına para geliyor çakmak Tabii. geliyor neyse orada Ero çekme duyuyorum. hakkım var bir yüzde bir milyon var çünkü Siz sen oynayan, orada müdahale etseydiniz. etseydin etmeseydin. Gibi. Ben onu oradan, Orada seriyorum. da başkan şey haber göndermiş ama. Öyle var Nik direktöre çekebilirsin diye yetkiyi atmış ona. Sen ama... istiyorsan çekebilirsin. Hı. Evet. Onunla ama... da tartışma konusu var. Kemal abi. Yanacak söyledi. İsmail. Onu yani yapsa, İsmail yapsa yanacak. Orada başkanın mesela Ecmel Başkan, İstanbul Spor Başkanı kendisi bizzat sağ kenarına indi. i̇ndi Çıkın evet. dedi. futbolcular az önce dediği gibi yapma başkan, etme başkan dediler ama çekti. Burada şimdi Ali Bey diyor ki ben İsmail Kartal'a söyledim istersen takımı çekebilirsin. Şimdi orada istersen yani dilek şart gibi. 2-0'dayken çekersen. Bu sen, sorumluluğu teknik direktöre mi bırakması lazım bir başkanın? Direkt olarak ya kendisinin mi İstersen mı çek demek ediyor? zaten çek. Yani sen, seni kırmak istemiyorum. Sen kar sen çekmiş ol ben sana emrediyorum gibi bir anlam çıkıyor. Çek demek midir? 2-0'dan ben. yani. çekseydi benim ölçüme göre Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki gibi oyun kaldığı yerden seyircisi olarak devam ederdi. Bak bu kadar net söylüyorum etmesi gerekirdi. O zaman Türkiye Futbol federasyonu... şunu demez miydi? Nasıl? Sağdan çekidiler. Hayır Hükmen hayır mu? oynanamıyor lazım. ya. Maç oynanamıyor. Ya ya Trabzonspor Trabzonspor var. başkanı dedi ya ceza almalıyız diye. Ama yok çok şunu şunu diyor, net bir şekilde Mertçe çıktı söyledi hakemin bunu. Hakemin durdurması gerekiyor ya öyle bir hayır, şey. Hayır tamam da hakem durdurmuyorsa ben oynayamıyorum ya. Benim sıkıntım var. Psikolojim bozuldu. Her taraftan bir şeyler atılıyor. Her taraftan şu patlayıcı atılıyor. Ses bombası atılıyor. Şu oluyor bu oluyor. Yani baktığın zaman ben oyuncu grubu olarak çıktım kenara geldim oynayamıyorum dedim ya. Bu kadar basit ya. Benim canımdan daha mı kıymetli bu iş? Şüphesiz değil tabii. E tamam ben içeri girerdim 2-0'da. Kimse bunu konuşmuyor. Niye maçın hakemi ertelen ertelememiş olayı? Mesela çıkıyorsunuz diyorsunuz ki Ali Bey dedi ki ilk dayak edine gidip evine ziyaret ettiği insandı biliyorsun. İzmir'e gitti. Evet. Şimdi diyorsun ben olsam lisansını yırtarlar diyorsun Avrupa'da. Avrupa'da maç verdiler şimdi Liverpool maçını Atalanta. Şimdi onu da soracaktım. Liverpool Yok, Atalanta evet, evet. maçını yönetecek. Demek ki UEFA hakemine sahip Kim? çıkıyor FIFA. Halil Umut Meler Liverpool evet. Atalanta maçını yönetecek. Evet. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turu maçı. Bak sen UEFA'nın. En önemli hani... maçlardan birisi. UEFA burada mesaj mı veriyor Türk futbol severlere ve Türkiye'de futbolu yöntemlerine? Yok. Bir hayal, 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 o, 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 o olayı birbirinden ayırmamız lazım. Bir defa Halil Umut Meler'in kural uygulamasında... Kural uygulamasında üstün bir becerisi olduğu açık. Aldığı Avrupa'daki maçlarda vesairelerde. Ama e, Trabzonspor Fenerbahçe maçında ilk defa böyle bir e, kargaşa ile karşılaştı ve orada o pozisyonu, o durumu yönetemedi. O kargaşa'yı yönetemedi. Ne yapması gerektiğine karar veremedi. Belki yani kulağına bir şey söyledilerse o da. Tabii canım, kayıtlarda belki, vardır. Belki gözlemci yani, söyledi, bir şey söylediler, söyledi. Devam, dediler dediler devam et devre arası belki kalktı dediği gibi Güven abinin Ankara ile şey pardon Riva'yla görüşme yaptı. Yapma idare et dediler. İkisi şöyle bir bak şimdi bir şey söylemek istiyorum. Maçın oynanmayacak durumunu söylüyorsun. Gürcan diyor ki bu şey, gole golü atmasaydı Fenerbahçe şampiyonluk yarışında zora gitti girmiştir diyor. Doğru. Peki bir şey sana söylüyorum. 2-0 galip Fenerbahçe. E ne olacak? İçeri girdiğin takdirde ne olacak yani? Ha şöyle bir şey yaşanmaz mı Levent abi şimdi Fenerbahçeli futbolcular dedi ki ya hoca sen durduracak mısın bu maçı yoksa biz içeri mi girelim dedi. Evet. Hakem diyelim dedi ki devam edin. Evet. Şu an için bir şey yok. Evet. Fenerbahçeli oyuncular da içeri girdiğinde bu sefer hakem raporunda şöyle demeyecek mi? Ben devam dememe rağmen Fenerbahçeliler içeri girdi. Sağdan çekildiler. E tamam i̇şte, abi o Kim değerlendirecek? değerlendirecek. Kim değerlendirecek? Yine o son karar tabii. kurulu değerlendirir tabii. Kemal abi güzel bir şey söyledi. U19 takımını alıp oraya götürdün. Bak U19'daki oyuncu benim çocuğum olsa ben göndermem. Sora bakma. Göndermem. Ben onun farklı boyutu düşündüm. Ben oyuncu olsam, evvel. ben o 19 yani... oyuncusu olsam çıkmam. Futbol futbol bak onun ebeveyni Çıkmam. olsam. Neden çıkmazsınız? Çıkmam. Bana ne baba yani? Ben niye protestonun bir örneği olayım? A takım duruyor orada. Onlar çıksın. Onun yedek takımı gelsin. Muhtemelen geldi başkan. Evet. 19 yaşındasınız. Evet. Ve Fenerbahçe başkanıyla birebir muhatap oluyorsunuz. Evet. Tamam doğal olarak Ben bu, bu travmayı yaşamak istemiyorum siz, derim. Siz abi. kahramansınız. Bir. Ben bu travmayı yaşamak istemem. Ben Galatasaray'ın ona bir yenilen Benfica takımına yenilen futbol takımı için şu yorum yaptım. Galatasaray yönetiminde olsam bu takımı lav ederim. Çünkü ona bir hep akıllarında olacak onları. Düzelemezler psikolojik olarak. Hemen dedim teknik etle beraber gönderirim. Kusura bakma. Benim aklıma başka bir şey mi? geldi. Benim aklım kariyerlerini etkilemez. Benim başıma aklıma başka bir şey geldi. Şimdi o U19 takımında 17 yaşında da 18 Tabii, 20, 19 yaşında da girmeyen oyuncular değiller. var. Onlardan birinin ebeveyni ben olsam babası ben olsam ne yapardım biliyor musunuz? çocuğumu bu pozisyona düşürdüğünüz için diye Fenerbahçe kulübüne hesap sorardım veya belki ne bileyim işte nasıl soruluyorsa bir avukatla konuşurdum falan. Bu çocuk bunun ezikliğini ömrü boyunca yaşayabilir. O ezikliği ömrü boyunca yaşayabilir. Psikolojisi bozulabilir. Veyahut da tersini de düşünüyorum. Öyle bir güç verir ki adama yani Ondan sonra hayata karşı ben ezilmem ben sana gösteririm diye bir güçlenir çocuk daha. Bak Hikari evet. de adamı alkışlıyor orada gençleri çıkarken. Alkışlıyor. Çünkü o da Sadece bir futbolcukta bir... geçiyor. Ya bir... bu arada geri alma canım. olsa çok Baktığın zaman görebilirsin. Sadece Hikari de değil arkada birkaç futbolcu e daha tamam alkışlıyor. Tamam doğru. Var. Çünkü bunların bir suçu yok çocukları. Ya Sen götürmüşsün oraya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya tabii ben şimdi bir yandan empati yapıyorum. Çocuğum öyle olsa şey korkusu da bundan yanlış anlaşılma olmasın. Baskı mobbing yapılmıştır olarak kimse anlamasın. Ama Bak insan arkada evet. Köyümde Abdülkerim de alkışlıyor. alkışlıyor. E, tabii şekilde. abi. Yani çünkü genç çocuklar bunlar. Sen ikinci takımın var senin orada. Yedekler var falan. Getirirsin çıkartırsın başladı çekersin ya. Aslanı getirmezsin. Bence ben bir şey söyleyeyim mi? Ben o İkardi'nin e, alkışını çocuklara değil çocuklara değil Yapılan yani yönetimin Fenerbahçe yönetimin e, yaptığı yanlışı alayısı bir şekilde Protest in, protesto ediyor diye düşündüm. Önemli yani bir şey Ben 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 öyle algıladım açıkçası. Yani affedersiniz iyi alt ettiniz der gibi. Yani bu alkışlar yani Fenerbahçe bu, yönetimine mi evet, diyorsunuz siz. Bence bence öyle ve o Fenerbahçe yönetimine bu işi yaptırdığı için protesto alkışıdır. Çünkü bu öyle bir alkış ki. E ee, mesela hakemi, hakemin hakemin kararına böyle yaptığın zaman sarı kartı yiyorsun evet. değil mi? Ama devamlılığı var alkışın. Yani. Durmuyor bak arkaya da bak. Hayır hayır. Arkadaki hepsi, oyuncular hepsi da yapıyor. bence hepsi bence Fenerbahçe ya Benim aldığım benim aldığım bilgi oyuncular alkışladılar yönde. Hayır olabilir. Emre Kaplan'ın bana söylediği o. Ama benim izlerken edindiğim şey e, izlenim yani hissiyat o o ki yani iyi, at, iyi iyi yaptınız der gibi yani. Anladım. Hakemin kararını protesto eder gibi bence Fenerbahçe yönetiminin kararını protesto eden bir alkış gibi algıladım ben. Kemal abi en çok konuşulan konulardan birisi. Tabii buyurun. Peki bir şey daha soracağım. Türbün görüntüsünü veriyor musun? Bir dakika türbün görüntüsünü veriyor musun? Nasıl türbün? Fenerbahçe yönetiminin türbünün görüntüsü var mı? Alkış türbü, alkışı. Alkış sırasında mı? Evet. Alkışı i̇çinde, versene içinde orada. Yok Peki herhalde. onlar kimi alkışlıyorlar? Şu Güven abi diyor ki mesela diyorlar ben diyor onlar kimi alkışlıyorlar? Fenerbahçe yönetim Sporcularını alkışlıyor. Evet, alkışlamayan kim var? Başkan mı? Evet. Niye alkışlamıyor? Merak ediyorum. Niye alkışlamıyor? Sanki orada sağ kenarına gelen yönetici var ya takımı çekmek ay, için. Ay bak türbünü gösterecek türbünü versin var bizde ay, Birazdan Türbünü versin. Türbünü alkışlarken bir kişi alkışlamıyor. Yani diyorsun ki mesela orada gazeli futbolcular genç oyuncuları sahaya çıktıkları için alkışlıyorlar. Fenerbahçe yönetimini niye alkışlayacaklar ki? Kenai olarak ben zannetmiyorum. futbolcuları alkışlıyorlar, arkadakiler de alkışlıyorlar. Evet. Yönetim de futbolcularını alkışlıyor. Öyle bakarsak bir kişi alkışlamıyor. En başta başkanın alkışlaması lazım. Niye alkışlamıyor? Kemal abi siz ekleme yapacaktınız konuyla ilgili. Konuyla ilgili yani bağlantılı olarak yapacağım. Evet. Şimdi size bir soru hepinize. Hepinize. Zor olmasın yani. Evet, Hayır olmasın. çok kolay. Şayet ligde oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına Galatasaray 4 puan önde girerse ne olur? <laughs> Hadi bakalım cevap verin. Evet kim ilk cevaplamak sen sorayım, isteyen cevap var mı biliyorsundur sen söyle. Aa yok size bir sorayım bak bence ben kendi görüşümü söyleyeceğim. Önden cevap vermek isteyen Bana göre, var Bana göre. mı? Ya benim bir görüşüm var ama söylemek istemiyorum. Niye ya? Ya niye söyleyeyim abi Allah Allah. Ben söyleyeceğim. Sen söyle, söyle. söyle. senin görüşün bak ben buraya yazıyorum. Ha. Ben, heh, ben yaz. buraya yazıyorum tamam mı? Bir şey görmeden. Kapalı zarfı söyle. Hayır. Kemal abi söylediğinde onu gösterecek misiniz Levent Düzelmen? Mi? Hayır, aynıysa değil, sana sonra göstereceğim. <laughs> tamam. Yazdım buraya. Şayet, kapattım. Evet, Daha sonra dön. 4 puan önde girecek ise o Fenerbahçe oynayacağı lig maçına ki ondan sonra bir maç var. Acaba Ali Bey evet. Fenerbahçe'ye yi yine sağdan çektirecek mi? A takımını veya yine bu garibanları mı yollayacak? Niye matematiksel şansı bitmemiş oluyor? Şimdi 4 <laughs> puan çok önemli. Yani 6 puanlık bir havuz varken 4 puan geride olursa diyorsunuz. Evet. Dört. Örnek veriyorum şöyle yani Galatasaray Fenerbahçe dahi son iki maçını kaybeder. Fenerbahçe kazanırsa şampiyon olur. Öyle bir ihtimalle. Ama gideceğiz. şöyle diyelim ki Fener çıktı Galatasaray'ı yendi bir puan fark var. Evet son hafta. Galatasaray da o maçı kazandı son maçı yine şampiyon. şampiyon olur. evet. İşte bu koşullarda acaba Fenerbahçe oraya o maça yine 19 yaş takımını mı yollayacak? Yoksa esas takımı yollayıp abi bunları göndermenin bir esprisi yok ki. O zaman çıkıyorsan evet. Galatasaray'ın şampiyonu tescil ediyorsun. 7 Tabii. puan olacak. Şimdi e şimdi neyi tescil ettiler? Kemal, Kemal. Burada Şimdi kupayı aldılar. Ee. Abi. Şimdi burada <laughs> puan yok. 19 19 yaş altı takımını gönderirsen lig maçına, süper lig maçına e? onun yaptırımları çok daha farklı olacak. Ne olacak ki? Nasıl ne olacak ki? Saymakla tükenmez. Hayır say bakayım.